Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mustafa Talha Gönüllü, sosyal medya hesabından nikahsız kadınla erkeğin el ele tutuşması caiz mi diye soruyor. Sonra da bir kadın elinin yabancı bir erkeğin eline değmesi zaruret yokken haramdır. Yabancı bir kadının elinle tokalaşmak için tutmak, ateş tutmaktan daha korkunçtur diyor. Yetmemiş olacak ki kişinin nişanlısıyla gezip dolaşması ve onunla yalnız kalmasında kesinlikle haram ve büyük bir vebal olduğunu savunuyor. Ne yazık ki bu açıklamalar bir bilim yuvasının başındaki sözde bilim insanına ait. Toplumu ayrıştıran, kadına düşman bu düşüncedeki bir kişinin rektör olarak halen görevinin başında olması içimizi acıtıyor. Müftüler nikah kıymasın derken bu gerici düşüncenin kadınları eve hapseden, kadını ötekileştiren anlayışına karşı çıkıyoruz. Kendisini birilerine ispatlamaya çalışan, kadın üzerinden toplumu Sayın Bakan, bu tasarı ile müftülerin nikah kıymasıyla ailelerin tahkim edileceğini söylüyorsunuz. Aile kurumunu müftülerle nasıl tahkim edeceksiniz? Boşanmaların temelinde eşler arasında din eksenli bir ayrılık ya da dini inanç eksikliği olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evlendirme memurları gibi Diyanet bünyesinde kurulan aile irşat ve rehberlik bürosu görevlilerine de nikah kıymakla görevlendirecek misiniz? Teşekkürler.